Tenceremin üzerine 3-4 yemek kaşığı civarında sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yemeklik soğanı tencereye alıyorum. Burada bir tane küçük patatesim var. Patatesi de ekliyorum. Çok doyurucu ve çok ekonomik bir yemek olacak. Önce soğan ve patatesleri şöyle bir çevirelim. Sonrasında diğer sebzeleri ekleyeceğim. Dilerseniz tavuklu olarak yapabilirsiniz. Ama ben sadece sebzeli yapacağım şu anda. Patates ve soğanları biraz kavurdum. Hatta soğanlar bayağı pembeleşmeye başlamışlar. Burada bir tane yeşil biber, bir tane de kırmızı biber var. Onları da ekliyorum. Şöyle çeviriyorum. İki tane de patlıcanı bu şekilde minik minik küp küp doğradım. Patlıcanın acı olması ihtimaline karşı birazcık tuzlu suda bekletebilirsiniz. Ben de biraz tuzlu suda beklettim. Önce sebzeleri şöyle bir kavuruyorum. Birazcık kavrulduktan sonra salça ekleyeceğim. Patates, patlıcan ve diğer sebzeler kavruldu. Bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Ve salçayla beraber şöyle biraz kavuracağım. İyice kavuralım. Salçayla birlikte güzelce kavrulan sebzelerin üzerine bir çay bardağından birazcık eksik rendelenmiş domatesi ekliyorum. Tekrar bir karıştıralım. Burada 1,5 su bardağı arpa şehriyem var. Şehriyeleri sebzelerin üzerine boşaltıyorum. Burada da baharatlarım var. 1 çay kaşığı toz biber, kekik ve kimyon. Onları da ekliyorum. Tekrar güzelce karıştırdıktan sonra suyunu vereceğim ve pişmeye bırakacağım. Çok kolay ve çok doyurucu bir yemek olacak. İster pilav niyetine, ister ana yemek niyetine tüketebilirsiniz. Yanına bir ayran ve salata ile çok güzel bir öğün olacağını düşünüyorum. Üzerini basacak kadar su ekliyorum. Şekilde su yeterlidir. Eğer ki suyu az gelirse suyunu çektikten sonra tekrar takviye yapılabilir. Önce altını harlandırıyorum. İyice kaynadıktan sonra ocağın altını kısacağım. Ve şehriyeli, sebzeli pilav diyelim artık veya yemek de diyebiliriz. Yemeğimizi pişmeye bırakacağım. Yemeğimiz suyunu çekmiş arkadaşlar. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Şehriyeler çok güzel bir şekilde pişmiş. Yemeğim biraz dinlensin. Sonrasında servis tabağını alacağım ve servis yapacağım. Tarifimiz hazır arkadaşlar. Hemen üzerine birazcık maydanoz serpiştiriyorum. Hemen tadına bakalım. Gerçekten çok güzel olmuş. Hem çok doyurucu, çok pratik ve herkesin evinde olabilecek malzeme ile hazırlayabileceği harika bir yemek tarifi. Sizler de mutlaka deneyin diyorum. Emin olun çok beğeneceksiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.